Önce oluşturma kısmını anlatacağım. Sonra saklama kısmını anlatacağım. Sonra saklama kısmında bir triğimiz var, onu anlatacağım. Parola yöneticisi ne hatırlayacak sizin şifreyi? 1-2-3-4. Ama sitedeki şifre ne? 1-2-3-4 ABCD. Bir de şu var, çok akıllılar ya. Kelime öbeği et 1. 90 gün sonra değiştirilmesini istediği zaman bu şifreyi de böyle yapıyor. Bak bak bak. Bugün size bir parol oluşturma metodundan bahsedeceğim. Bu metotla yarattığınız paroloların kırılması zor. Birkaç tane yöntemle birleştirdiğiniz zaman kullanımı çok kolay, hatırlaması çok kolay. Kalkıp da mesela bir parola yöneticisi kullanırsanız o parola yöneticisinin hacklenmesi durumunda dahi parolalarınızın gitmemesini sağlayabilecek birkaç tüyo. Hepsini anlatacağım. Çılgın bir parola sistemi. Umarım hoşunuza gidecek. Hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi dostlar, dünya, bizler yavaş yavaş parolasız bir oluşuma doğru, bir parolasız bir yapıya doğru gidiyoruz. Parola kullanmak yerine daha ziyadesiyle işte barınak basmak diye tabir ettiğimiz, içini mıngır cin 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 cincirlamak falan diye, işte yanındaki telefonu taşımak falan gibi bir takım ekstra metotlarla parolayı direkt ezberleme ve kullanma yerine daha farklı bir takım eklentiler kullanma gibi olaylar içerisine girmiştik. Önce birkaç konuyu açıklık getirelim. Birkaç kavramı anlayalım. Çoklu faktör doğrulama dediğimiz kavram, hani SMS gelmesi, mesaj gelmesi falan filan. Neden bu var? Hiç düşündüğünüz bunu sordunuz mu kendine? Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Neden SMS geliyor da parolayı iki kere girmiyoruz? En basit tabiriyle chatte de söylüyorlar, ek güvenlik diye. Bir şeyin ek güvenlik olarak sağlayabildiğini nasıl anlayacağız dostlar? Siber güvenliğin temelleri dersleri içerisinde öğretilen, anlatılan bir takım temeller var arkadaşlar. Sizin bir sisteme, bir siteye, bir yere girmeniz kimlik doğrulama sistemiyle gerçekleşiyor. Yani kullanıcı adı ve parolanız bir kimlik doğrulama sistemi. Kimlik doğrulama sisteminin güvenli olmabilmesi için 3 tane bileşenden en az 2 tanesine sahip olması gerekiyor. Nedir bu 3 bileşen? 1. Fiziksel olarak size ait bir şey. 2. Sadece sizin bildiğiniz bir şey. 3. Fiziksel olarak yanınızda bulundurabildiğiniz bir şey. Bunlardan herhangi 2 tanesine sahip olan sistem güvenli kimlik doğrulama sistemi olarak geçiyor. Aynısından 2 kere sahip olursanız, mesela sizin sadece sizin bildiğiniz şey nedir? Parola. Arka arkaya 2 parola kullanırsanız sizin bildiğiniz şeyden 2 kere kullanmış oluyorsunuz. Bu sayılmıyor. 3 tane şeyden iki farklısına sahip olmanız lazım. Yani parola bir tanesi, diğeri de ne? SMS, telefonunuz, sahip olduğunuz şey. Veya parmak iziniz, veya göz, veya yüz gibi. O zaman parolasız nasıl yapabilirim bir sistemi? Bu bileşenden parolayı at bakayım babacan. Ne kaldı geriye? Kalan iki tane şey var. Sahip olduğunuz şey ve yüz, göz, parmak. Bu ikisine sahip olduğunuz zaman bu sistem güvenli oluyor mu? Oluyor. Kastettiğimiz mevzu bu. Parolasızlaşmak arkadaşlar. Yani Microsoft'un Windows 10'la birlikte getirdiği bir özellik var. Bir pin kodu girdiriyor sana ve laptopa giriyorsun. Parola kullandırtmıyor sana. Ondan sonra bütün Microsoft accountların açılıyor. Abi bu güvenli mi? Tabii ki güvenli. Neden güvenli biliyor musun dostum? Diğer ikiliyi kullanıyor. Biz manyak gibi parolaya takmışız kafayı. Sürekli parola kullanıyoruz. Hello sayesinde TPM diye cihazın içindeki çipi, encryption çipini kullanıyor ve ondan sonra da yürüyor sistem. Siz güvenli bir kimlik doğrulama sisteminin ihtiyacı olan iki tane şeyi, herhangi iki tane kontrolü sağladığınız andan itibaren parolaya ihtiyacınız kalmayacak arkadaşlar. Bunu koydunuz cebe. Ama ne yazık ki bugün hala parolalar kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Gelecekte parolasız hale gelecek miyiz? Ne olacak? Authenticator artı face tanıma. Şirket account'um benim böyle çalışıyordu. Ben şirkette Active Directory password'ümü eski şirketimde 6 ay hiç kullanmadım yani. Hatırlamıyorum. Adamda authenticator var. SMS geliyor. Bir de yüzümü tanıyor. Öyle beni sisteme sokuyordu. Mevzu bu. Yani 3 tane kontrol sağlanması lazım. 3 kontrolden herhangi iki tanesi oldu mu o sistem, kimlik tanıma sistemi güvenli. Şimdi lanet olasıca parolalara gelelim. Arkadaşlar, parola dediğiniz şey leş bir şey. Ben bu parolayı bulacağım da, hatırlayacağım da, yok efendim her siteye ayrı koyacağım da. Ben size söyleyeyim, hepinizin yaptığı şeyi söylüyorum. Bir tane kelime öbeği, artık ne olsa şampiyon Beşiktaş. Ondan sonra etmet, ünlem, münlem, ıvır zıvır. Ondan sonra da bir sayı bilmem ne falan fıstık. Veya büyük harf, küçük harf birer tane, bir sürü sayı, onun sonunda bir tane et, ünlem, bilmem ne falan filan. Çünkü insan beyni buna,
8'e tamamladım mı? Oh rahatım ben. E oğlum şimdi Google Google arada sırada Chrome Chrome çıkartıyor işte sana bir tane parola öneriyor. Onları kullanmak zaten. Yo onlar da çok güzel. E nasıl hatırlayacağım babacan onu? Ondan sonra diyecek ki işte Chrome ben hatırlıyorum. Peki Chrome'daki password'leri alırsak ne olacak? Bir tane bad USB cihazı göstermiştim ben. Yayında yapmıştık hatırlıyor musunuz? Çakmıştık benim Chrome password'lerini dump etmişti. Sonra e-mail atmıştı bana. Bir tane USB. Aynen Malduino. Heh chatte hatırlıyor. Eyvallah. Çakıyorsun abi. Küt dump edip e-mail alıyordu bana. Bitti. E abi sen Chrome'da tuttun o da gitti. O da işimize yaramıyor. Karmaşık parola yaratmak istiyorum. Karmaşık parola oluştururken de rahat rahat bunları saklamak istiyorum. Şimdi önce oluşturma kısmını anlatacağım. Sonra saklama kısmını anlatacağım. Sonra saklama kısmında bir triğimiz var onu anlatacağım. Biz demin ne dedik? Şifrelerin bir takım formatları var. Bir tanesi şu. Bu bir şifre. Genelde Türk insanının tipik şifrelerini söylüyorum size. Bir kelime öbeği. Sonuna et. Bu da muhtemelen doğum tarihi ben sana söyleyeyim. Veya diğer şifresi. Anasının doğum tarihi 1955. Babasının doğum tarihi 1950. Ondan sonra ablasının doğum tarihi 1976. Et. En sevdiği takım Beşiktaş. Bu da tipik bir Türk parolası. Ondan sonra bir diğer Türk parolası. Bir kelime öbeği. Kardeşinin doğum tarihi 1977. Ünlem işareti. Takım adı. Bir de şu var çok akıllılar ya. Kelime öbeği. Et. 1. 90 gün sonra değiştirilmesini istediği zaman bu şifreyi de böyle yapıyor. Bak bak bak. Üçüncü gün tekrar geliyor. Şifreyi değiştiriyor bak. Bak 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 bak. Bunların hepsi tipik bizim karşılaştığımız parola metotları. Ben de size başka bir şey söylüyorum. Korkma, sönmez bu şafaklar. Bu böyle kolay. Bu haliyle güzel mi? Bir tık daha iyi. İlk iki karakteri büyütüp sessizleri uçuralım. Şimdi buna bir şeyler eklememiz lazım. Aklımızda tutmak da zorlaştı. Bunu da pek beğenmedim. Biz bunu biraz kısaltalım. Bu güzel bir şifre mi? Bence güzel. Rakam var, büyük harf var, et var, küçük harf var. Hepsi var. Şimdi bunların arasında şu escape karakterler var ya şunlar. Bunlar için birkaç yöntem söyleyeceğim. Bunu kullanmak, dash kullanmak. Bir tanesi de şu arkadaşlar. Space her yerde çalışmıyor ama birçok yerde çalışır. Arada boşluk. Her zaman değil ama bazı yerlerde veriliyor. Mesela Active Directory'de Windows şifrelerinizde verilir. Şimdi şey diyeceksiniz arkadaşlar işte ASCII karakterleri kodları koymakla et koymak arasında bir fark yok kardeşim. Hepsi aynı ASCII karakteri döndürdüğü için çok ciddi bir fark yaratmıyor ne yazık ki. İnternet kafede bunu yazana kadar. İşte bak buna geleceğim. O zaman abi her yerde aynı parolayı kullan. O zaman internet kafe gibi çalınabilir. Tehlikeli yerlerde zaten daha yumuşak parolalarının yanına two-factor authentication, multi-factor authentication kullanacaksın. Yani parolan gitse bile umurunda olmayacak, tamam mı? Bir şekilde kötü koruyabilecek. Bu önemli bir parola yönetim metodolojisi. Yani sen mutlaka o 3 tane şeyden, kimlik denetimindeki o 3 şeyden 2 tanesine sahip olmalısın. Yalnız ortak bir sorunumuz var. Bu parolaların en büyük gıcıklığı ne arkadaşlar? Alakasız derecede uzun olması. Bunun bir şekilde çözülebiliyor olması lazım ki bunun bir çözümleri var. Paroları nerede saklayacağız? Nerede şey yapacağız? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar parola yöneticisi olan yazılımlar var. Nedir bunlar? LastPass, OnePassword, KeyPass, Kaspersky'nin var, bilmem neyin var. Var. Bir sürü var. İnanın çok net konuşacağım. Hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanın. Benim için hiçbir farkları yok aralarında. Gidin Google'a bakın. Bir gün LastPass önerirler, bir gün KeyPass önerirler, bir gün TrueCrypt önerirler, bir gün Prypt önerirler. Bunun sonu yok. Canınız ne istiyorsa onu kullanın sevgili dostlar. Hiç fark etmiyor. Bir tane parola yöneticisine sahip olun. Parola yöneticileri ne işe yarıyor? Her şeyden önce bu karmaşık ve uzun parolalarınızı bir tane kasanın içinde saklıyor. Buraya kadar her şey normal. Bu kasanın içinde encrypted bir şekilde, kriptolanmış bir şekilde tutuyor bunları ve bunu herhangi bir şekilde parola yöneticisi yazılımın kendisi de erişemiyor. Yani parola yöneticisi yazılım giderse eğer sizin master password'unuz yani o kasayı açan parolanız gitmediği sürece kolay kolay başınıza bir şey gelmiyor. Başka çözümler de var. Mesela o parolayı master password'ı two factor authentication'da kilitleyebiliyorsunuz. O da gitse de problem olmuyor. Benim sevdiklerimden sıralama yaparsak da benim en sevdiğim LastPass. İşin Active Directory tarafı, işte Enterprise tarafında kullanılabilirliği falan gibi bir takım özellikleri var. O yüzden ben onu seviyorum. Bunu koyduk arkadaşlar kenara. Velev ki hacklendi bu parola yöneticisi. Velev ki alındı bunlar. Hani farzı misal dedim. Sizin şifre de gitti. Master key de gitti. Adamlar modemi söktü götürüyor. Parola yöneticisinin sahip olduğu parolalarınız içerisinde dahi alınsa bunlar güvende olacaksınız. Şimdi dostlar normalde sen bir siteye gittiğinde üyelik oluşturuyorsun. Kullanıcı adını yazdın. Sonra parolanı yazdın. Kullanıcı adımız Can. Parolamız da 1-2-3-4. Sen bu formu doldurduğun anda LastPass, KeyPass, OnePassword, Dashlane ne kullanıyorsanız diyecek ki size ne oluyor lan? He?
Hop arkadaşım parola girdin. Ben bunu hatırlarım istiyorsan. Diyeceksiniz ki hatırla güzel kardeşim. Hatırla. Sen bunu hep hatırla. Hemen diyecek ki ben aldım bunu, havzaya attım. Site www.hedehede.com. Username can, parola 1234. Kaydetti. Süper. Normal şartlarda eğer bu parola yöneticisine ve Chrome ayarlarına dokunmazsanız, siz www.hedehede.com'a girdiğiniz anda otomatik olarak forma can ve password'ünüzü 1234 olarak doldurur ve direkt enter'a basar girer siteye. Bunun çözümü çok basit. Diyorsunuz ki arkadaşlar, şimdi ben ilk formu doldururken hatırla demiştim LastPass'a, hatırlıyor musunuz? Hani dedim ki username can, parola 1234. Hatırla bunu baba. Hatırlıyorum. Süper. Ayarlardan LastPass'e diyorum ki formları doldur ama enterlama. Hayda. Bir dakika, ne yapacağız? Password Manager formu dolduracak ama siteye login etmeyecek. Login sende kalacak. Bunu ayarladın. Döndün abi siteye. Login oldun. Profiline gittin. Şifren neydi senin? Can, username'in, password'ün 1234. Diyorsun ki parolaya, parolayı değiştir. 1234'ten sonra canın ne istiyorsa ekle sonuna. ABC. Sen kendi kendine salt yapıyorsun şimdi. Sen biliyorsun bunu sadece. Okey dediğin anda şifren ne oldu? 1234 ABC'd. Ama parola yöneticini hemen uyandı, dedi ki sana yeni de değişti parolan, hatırlayayım mı bunu dedi. Hayır diyeceksin. Hayda. Parola yöneticisi ne hatırlayacak sizin şifreyi? 1234. Ama sitedeki şifre ne? 1234 ABC'd. Böylece web sitesine gittiniz, doldur diyorsunuz. Username can, parola 1234. Ondan sonra gidiyorsun sonuna, ABCD diye ekliyorsun. Enter'a basıyorsun, sen giriyorsun. Parola yöneticisi hacklense bile oradaki şifren 1234. Her yere ABCD ekle oğlum. Bütün sitelere ABCD ekle. O sadece sana ait bir şey. El yapımı salt yapıyoruz. Aynen. Bu parola yöneticin hacklenirse seni koruyacak. Bunu da aldık, kenara koyduk. Parolalarınızın güvenli olduğundan emin olmak içinse yapmanız gereken dostlar, sizin hali hazırda bir sisteminizin kimlik doğrulama kısmında 3 şeyden 2 tane şeye sahip olmasını sağlamak. Eğer SMS alıyorsanız, eğer bir authenticator yazılımınız varsa, eğer bir şekilde yüz tanıma vesaire kullanıyorsanız, parolanız da varsa, bunlardan herhangi 2 tanesine sahipseniz zaten güvenli erişim sağlıyorsunuz. Boşu boşuna canınızı sıkmanızı gerektirecek bir durum yok. Sitenin hacklenmesi, Facebook'un gitmesi, bilmem nesi gibi durumlarda biz bu yöntemler sayesinde yırtıyoruz. Yani durum budur dostlarım. Umarım hoşunuza gitmiştir parola taktikleri. Bir başka yayında size OAuth'u, yani Zero Out'u, ondan sonra Single Sign-On'u, yani Facebook'la login ol, Google'la login ol, Twitter'la login ol, İşte o onlar ne kadar güvenli, o iş nasıl, işe yarıyor mu, onu da bir başka yayında anlatırım. Daha böyle konusuyla alakalı bir yayında. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can Kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.